Feride trafik kazası geçirdi, Turgut vuruldu, Seyda doğum yaptı, Seyis ölümden döndü. Tüm bu gelişmeler Karadayı'nın son bölümünde yaşandı ve anlayabileceğiniz gibi geçtiğimiz bölümün ana mekanı hastane oldu. Diyelim ki akşam 8'de yatıyorum. Fakat yatmadan önce guguklu saatimi sabah 9'a kuruyorum. Kaç saat uyurum? Ne bu şimdi? Çocuk gibi oyun mu oynuyoruz? İşe biraz eğlence katıyoruz, fena mı? Süreniz başladı Sayın Bakanım. Siz de düşünmeye başlasanız iyi edersiniz. Turgut'un planı sonrasında Yusuf ve Mehmet Sayım karşı karşıya geldiler ve kazanan Mehmet Sayım oldu. Sen bilirsen beyefendinin adını söyle. Bak. Guguklu saati akşamla sabah 9'a kurup 8'de yatarsan kaç saat uyursun? Oynama benimle Yusuf. Söyle hadi beyefendi kim? Bilmedim. Yusuf söyle hadi. Kendin. Yusuf. Mahir beyefendinin kim olduğunu öğrenemedi ama olaylara şahit olan küçük bir çocuğu saklandığı yerde buldu. Çocuk sadece konuşmaları duyduğunu söyledi. Kavga ediyorlardı. Silah attılar. Kimler? Adamlar mı? Bu arada Feride de Belgin'in saldırısına uğradı. Denizimiz geliyor Mahir. Baba olacaksın. Feride'nin kaza haberi kısa sürede duyuldu. Hastaneye gelen Mahir bir başka sürprizle daha karşılaştı. Feride abiyle. İlk umudumuz bu bebek demişti. Ama bak şimdi. Hastanenin bir başka ziyaretçisi de Lale tarafından vurulan Turgut oldu. Feride ise tehlikeyi atlattı ama bebeğini kaybetti. Yardım edin. Biri kızıma yardım etsin. Çabuk olun. Önlükleri getir. Çabuk bir şey yapın. Annesi var. Ne oldu? Kerime şimdi çıktım içeriden, bir şey yoktu. Karnı bağırıyor. Bak burada kan var. Feride'nin hamileliğini öğrendiği için onu öldürmek isteyen Belgin, bebeğin düştüğünü öğrenince işleri daha da kızıştırmak için Mehmet Sayım'e bebeği söyledi. Kızınız inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Çok üzüldüm. Ay en çok da bebeğe üzüldüm. Yazık oldu vallahi. Anlamadım. Mehmet Sayım de Belgin'den Turgut'u öldürmesini istedi. Bak. Canın şu iki parmağımın arasında. Nefesini kesmem iki, hadi bilemedin üç saniyemi alır. Ama ben sana bir şans daha vereceğim. Tabii bir şartla. Bana Mahir'i ver, Turgut. Mahir, Mehmet Sayım'ın Feride ile konuşmasında Yusuf'un bilmecesini duyunca şüpheleri daha da arttı. Emin olmak için Yusuf'un ölümüne şahit olan çocuğu hastaneye getirdi. Dün akşam duyduğun ses bu mu canım mıydı? Konuşanlardan biri o muydu? Ha? Ve
Dizi TV'den bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. ATV'de kalın.